Bayramlarımızın özellikle Atatürk anıtına çerek sunma bölümü daha düşük profilli yapılıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Örgütü tarafından Atatürk Anıtı'nda çerenk töreni düzenledi. Törene Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı. Törende CHP ve İYİ Parti il başkanları ile Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Basın mensuplarına açıklama yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, daha önceki yıllarda milli bayramlarda Atatürk anıtının çeneklerle dolduğunu, ancak son yıllarda yaratılan yeni geleneğin çenek sunumunu daha düşük profilli hale getirdiğini söyledi. 100 yıl önce Samsun'da temeli atılan bağımsızlık harcını bugün 100. yılı. Tabii 100. yılı kutlarken bağımsızlığımızın ilk adımını bu adımı atan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Kurtuluş Savaşı'nda bize bu güzel vatanı armağan eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bugün gördüğünüz gibi son yıllarda yeni bir gelenek yaratıldı Türkiye'de. Maalesef bayramlarımızın özellikle Atatürk anıtına çerenk sunma bölümü daha düşük profilli yapılıyor. Hatırlayacaksınız, bundan çok uzun değil, kısa bir süre önce bayramlarımızda buraları çelenk kullanıyoruz. Buralarda bütün resmi kurum kuruluşlar, bütün sivil toplum örgütleri, bütün dernekler, vakıflar, herkes gelir. Hem Atatürk anıtına çelenkini koyar, hem de saygısını ifade eder. Bugün Genç Spor İl Müdürlüğü'nün resmi görevi olarak çelenginin dışında iki siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, İki de dernek, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Atatürk Düşünce Derneği'nin çelengini görüyoruz. Aslında bunu sadece biz görmüyoruz, bütün Türk milleti de görüyor. Bağımsızlığını 19 Mayıs'ta atılan ilk adımla kazanmış olan büyük Türk milleti de görüyor. Herkesin bu çelenklere bir kez daha bakmasını tavsiye ediyorum.